Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Vodafone Freezone ile PC Game Pass'te bu hafta serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümümüzün konu Minecraft. Minecraft'a geçmeden önce neden Vodafone Freezone ile PC Game Pass videosu çektiğimizi bir hızlıca tekrarlatayım. Bildiğiniz gibi Freezone zaten mobil oyun severler için birçok avantaj sunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda bir PC Game Pass kampanyası başlattı ve ilk 3 ay oyunculara PC Game Pass'i hediye ediyor. Ardından da aylık üyelik yalnızca 29.99. Biz de bu serimizde PC Game Pass içerisinde hangi oyunlar var? PC Game Pass nedir? gibi soruların cevabına bakıyoruz. Dediğim gibi bu haftaki konuğumuz da Minecraft. İsterseniz hemen Minecraft'a geçelim. Selamlar tekrardan. Minecraft'la devam ediyoruz. Dediğimiz gibi 3. bölümümüzün konuğu Minecraft. Şöyle hemen oyna diyelim. Ee, Minecraft'ı zaten biliyorsunuz çok Popüler bir oyun ve hani birçoğunuz çoktan oynamıştır diye düşünüyorum ama Minecraft'ın da Game Pass'te olduğunu göstermek amacıyla oynayalım dedik. Çünkü önemli bir oyun. Oyun dünyasının en çok satın alınan oyunu. Ee, böyle kolay bir şey seçelim. Kolay olsun. Çünkü bir yandan oynarken, yani ilk videomuzda Forza Horizon 5 videosunda çok zorlandım çünkü. Evet, Minecraft. Minecraft'ı dediğim gibi artık bilmeyen yoktur. Hayatta kalma oyunu piksel piksel gördüğünüz gibi böyle artık hani her tarafı e, görülen yani tüm piksellere sayıldığı bir oyunu. Peki amaç ne? Dediğim gibi hayatta kalma. Hayatta kalmak için ne yapmanız gerekiyor? Hayatta kalma 101 dersimize hoş geldiniz. Öncelikle birkaç ağaç kırmamız gerekiyor. Ee, bu ağaçlardan çeşitli fırınlar, baltalar ve işte ekipman yaparak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli düşmanlar var. zombiler gibi. Oraya ne yazık ki yetişemiyoruz. Mesela hemen A'ydı e sanırım. Ben de bu arada bayağıdır oynamıyorum. O yüzden biraz şu an heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü benim de çok sevdiğim bir oyun. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi ben de e, gayet bu konuda başarılıyım. Gençlikli, gençliğimi değil, gençliğimi değil hala gencim. E, çocukluğumu bununla harcadığımı, harcadığım da yanlış olur. Bayağı ama birkaç saat, onlarca saat oynamışlığım var. Şimdi hemen burası mesela ev, ya bu bir ya? Buraya mesela ev gibi bir şey olsun bu, e, burası. Tabii bu ev gibi olmasın, hemen bir kürek yapalım mesela. Önce bir çubuk yapalım. Çubuğun ardından, bunu buraya koyarsak, çubuğu da altına, evet gördüğünüz gibi bir kürek. Kürekle birlikte şu e, tahta par, tahta diye bunlar toprak oluyor. Toprakları e, biçerek mi artık kazarak ev yapmak için toprak ev klasik hayatta kalmanın ilk adımı toprak bir evdir. E, hemen toprak evimizin yapımına başlayalım biraz toprak biriktirerek daha sonrasında kazmalar e, yaparak, sonrasında artık kapitalist dünyaya kadar e, giden bir yolculuğa çıkabiliriz. Ee, önce işte tarımsallaşırız. Ee, hayvanları katlederek. Evet. Mesela hemen topraktan. Neden topraktan bir ev yapma ihtiyacı duyuyorum? Onu da söyleyeyim. Gece bastığı zaman bu dediğim canavarlar ee, bize saldırmaya başlıyorlar. Şöyle bir ev düşünüyorum kendim için. Yani en azından başlangıç için yeterli. Şuradan alırsak. Arayı unuttuk. Evet. Ee, buradan da son. Evet. Şimdi şuradan tabi canavarların giremeyeceği kadar bir alan yapmamız gerekiyor mecbur. Hemen şuraya çıkalım. Şimdi Game Pass'te bildiğiniz gibi artık bu arada Minecraft e, hani öncesinde bir bağımsız yapımdı. Ama Minecraft'ın bu büyük başarısının ardından Microsoft bunu hemen geri alalım burada. Microsoft Minecraft'ın e, yapan stüdyoyu sanırım Mojang'dı. Mojang veya nasıl okunuyorsa. Orayı satın aldı ve artık Microsoft'un birinci parti oyunlarından birisi oldu. Ne dediğim gibi artık hani Minecraft'ı anlatmaya da çok gerek yok yani. Hani Dünyanın en çok satılan 150 milyondan fazla hani 200 milyonu geçkin sanırım bir oyun. Minecraft'ta en güzel yapan şeylerden biri aslında hani şu an oynadığım mod değil. Bu dümdüz bir mod. Hani ya dümdüz oyunun kendi. Giriyorum hayatta kalmaya çalışıyorum. Yapabildiğiniz her yani çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Bu domuz kardeşimizi ne yazık ki öldürmek durumundayım. Çünkü gecenin ilerleyen... a kuyu. Şey koyun. Kuyu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ne yazık ki acıkacağım. Ve her çağdaş toplum gibi ben de hayvan yiyeceğim. Bu bir eleştiriydi bu arada. Ee, yanlış anlaşılmasın. Evimizin yapımını tamamlayalım. Dediğim gibi Game Pass'te Minecraft'ta bulunuyor. Öncesinde hani e, kendi bağımsız bir stüdyoya sahipti. Yani bağımsız bir stüdyo tarafından yapılmıştı ama ardından Microsoft'un Minecraft'ı yapan stüdyoyu satın almasıyla birlikte Game Pass'e dahil oldu. Yani Minecraft'ı bilmiyorum her yaştan insan rahatlıkla oynayabilir. Dediğim ki bu arada hani e, çok fazla kesildiği için kusura bakmayın biraz karıştı. Başa geri dönüyorum. Şu an oynadığım mod dümdüz hayatta kalma modu. Yine bunu farklı zorluklarla biraz da kendinize işte başlangıç eşyalarıyla falan zorluğu değiştirebilirsiniz. E, ama onun dışında işte topluluğun yaptığı modlar da var. Mesela örnek veriyorum işte harita yapılıyor. Mesela işte atıyorum Game of Thrones. Game of Thrones haritası yapıyorlar ve bu sayede Game of Thrones haritasında bir hayatta kalma oyunu oynuyorsunuz mesela örneğin onun dışında farklı oyun modları oluyor yani haritalar dışında oyun modları oluyor mesela hikayeli modlar oluyor örnek vermek gerekirse mesela bir işte orta dünyada geçen bir harita yapılıyor ve içinde yüzüklerin efendisi hikayesi konulmuş oluyor mesela tabi bunu örnek veriyorum böyle bir şey olduğundan değil veya işte Minecraft oynayan sizin gibi benim gibi oyuncular kendi haritasını yapıyorlar ve içine çok güzel bir hikaye koyuyorlar. Hani bazen diyorsunuz ki yani şu hikayeli oyunu keşke hani Minecraft'ın içinde bir mod değildi, Ayrıca bir oyun olarak görseydik diyorsunuz. Ki sanırım dünyada böyle projeler de var. Hani Minecraft'ın içinde çok tutup e, ardından gerçek bir oyuna dönüştürülen, Hani modluktan çıkıp oyuna dönüştürülen yapımlarda var diyebiliyorum. Hatta buna benzer bir şey Elder Scrolls 5'te de oldu. Elder Scrolls 5 Skyrim oluyor yani o şekilde söyleyeyim. Skyrim'de yine bu arada Game Pass'in içinde olan bir oyun. Neden? Çünkü Microsoft zamanında geçtiğimiz yıl Bethesda'yı da satın aldı. Bethesda'yı da satın aldığı için e, zaten bir önceki videolarımızda da söylemiştim. Sadece Microsoft'un oyunları değil, Microsoft satın alımlar yaparak kütüphanesini gerçekten bir hayli büyütüyor. E, ben bu arada bu kadar büyük bir ev yapma girişimini yanlış yaptım. E, biraz daha küçük yapalım. Ya da bir şey diyeceğim. Nasıl olsa kısaca göstereceğiz. Ben şuradan elime bir kılıç alarak, tahta bir kılıç... Alarak e, hayatıma devam etmek istiyorum. Çünkü bu şekilde olmaz. Savaşmak lazım. Evet. Şimdi sen burada dur. Burası bizim. Mesela ben buradan nasıl yol tarifi alacağım onu sonra gelmek istersen. Bethesda'yı satın aldığı için Microsoft. Bethesda'nın oyunları da ilk günden Game Pass'e geliyor. Eski oyunlarda çoktan yüklenmiş durumda. Hatta e, önümüzdeki aylarda Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı da gerçekleşecek. Ve ardından Blizzard ve Activision oyunları yani işte Call of Duty gibi. Diablo gibi oyunlarda servise eklenecek yani Game Pass'in avantajlarını saymakla bitmez. Günümüz e, Türkiye'sinde gerçekten büyük bir nimet e, olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Daha böyle e, ormanın içinden çıkıp mesela şeye doğru gidelim. Denize doğru gidelim ama Minecraft'ta da yani hani her yaştan insan oynayabilir. İşte bu farklı modlarla hani daha böyle e, keyifli hikayeler e, deneyimleyebilirsiniz. Ya da dümdüz arkadaşlarınızla gelip hayatta kalma modlarını oynayabilirsiniz. Yani Minecraft bir kere satın alındığında ki satın almanıza gerek yok. Game Pass'te var ki Game Pass'e de abone olmanıza gerek yok. Çünkü Vodafone Free Zone zaten size 3 aylık ücretsiz olarak veriyor. Ardından da aylık 29.99. Bu bunlar buz oluyor bu arada. E, bu sayda arkadaşlarınıza girerek yani yüzlerce, binlerce saat e, harcayabilirsiniz Minecraft'ta ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza. Kesinlikle yani dediğim gibi ben bundan yıllar önce kim bilir kaç yüz saat oynamışımdır. Ve hal ne oluyor ya? Bunu, ha, bu bu bir bitki değil mi? Abi bu bir e, dikenli bir şeymiş galiba. Yani dediğim gibi yüzlerce saat oynamışımdır. Ben şu anda bile hala girdiğimde bir tekrar oynayasım geldi yani açıkçası. Akşam eve gidip e, biraz sanırım oynayacağım bir inek. Az önce bir deniz falan bulmuştum ben. Ne oldu? Deniz gibi değil de. Böyle biraz mesela şeye girelim. Ee, benim Minecraft'ta en sevdiğim şey de Minecraft. Yani işte madencilik yapmak. Hemen şöyle kuzucum çekilirsen. Şuradan aşağıya doğru inelim. Hop. Hop. yani Gerçekten dediğim gibi mesela benim açıkçası en sevdiğim modu yani bu hayatta kalma modu. Yani başka bir hani farklı bir mod deneyeceğim zaman da yine Yine hayatta kalma modlarına bakıyorum. Hayatta kalma ama gerçekten içinde bu arada hani benim oynayıp da e, az önce de söyledim. Bunun keşke bir kendine ait bir oyunu olsaydı dediğim mod çok oldu. E, bu yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Hani Minecraft satın alındı. E, bu arada akşam da oluyor ama bir şey yapmadığımız için Torchlight, ne o meşale yapmadığımız için ne yazık ki madene giremiyorum. Hatta şöyle gece birkaç savaşa girelim. Madem öyle. Bu iskelet abilerimizi. Örüm... İşte bu bir örümcek. Bu bir zombi. Bu kadar hızlı göstermeyi planlamamıştım. Evet. Zaten ölmek üzereyim. Ee, öldük. Yeniden o. Hızlıca. Do. Aa, hemen yakına attı. Neden? Steve örümcek tarafından katledi. Steve biziz bu arada. Şöyle gidelim. Bu creeper oluyor. Bu hani oyun dünyasında önemli artık. Bu patlıyor. Yanına gittiğinizde patlıyor. Bu bir örümcek. Minecraft'ı tanıtmaya da gerek yok aslında ama yani orada bir til tilki gördüm. Evet, tilki. Evet, şöyle creeper. Evet. Akşamlar hayatta kalmak zor. İşte bu yüzden ev yapıyordum. Şöyle biraz uzak hatta şöyle bir ağacın tepesine çıkıp videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Ben yani Minecraft'ı dediğim gibi çok da anlatmaya gerek yok. Hatta fazla bile anlattığımı söyleyebilirim. Minecraft'ı Game Pass aracılığıyla oynayabilirsiniz. Game Pass'i de Vodafone Frizon aracılığıyla ilk 3 ay ücretsiz ardından da 29.99 TL'ye sahip olabiliyorsunuz. Vodafone Frizon'un diğer aracılıklarından zaten videonun başında da bahsetmiştik. Evet şöyle manzaraya karşı videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi Game Pass'te Minecraft gibi hani küçük çaplayacağım ama Minecraft daha aslında çok da büyük bir oyun. Ama hani bağımsız olarak da belki adlandırılabilir. Çünkü bağımsız sektörünü değiştiren bir oyun oldu aslında Minecraft. Bunun gibi e, ve daha yüzlercesini PC Game Pass kütüphanesinde bulabilirsiniz. PC Game, Game Pass'i de dediğim gibi Vodafone Free Zone'la 3 aylığına ücretsiz olarak daha sonrasında 29.99'a satın alabiliyorsunuz. Bu videomuzdan da bu kadar diyelim. 3. bölümümüzde konuğumuz Minecraft'tı. Son bölümümüzde de konuğumuz Assassin's Creed Origins olacak. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.